Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Abdullah, merhaba. Ben Abdullah Turgut. Bugün LG'nin 55 Nano 796 serisi NanoCell televizyonunu inceleyeceğiz. Ee, i̇sterseniz ilk önce tasarımından başlayalım. Ee, şimdi tasarım renk olarak siyah görüldüğü üzere. Ee, Tasarımda şöyle ortada bilinenin aksine LG logosu yok. Buralar böyle tamamen alt kısım boş. Sadece televizyonun sağ alt kısmında şöyle bir LG NanoCell yazısı var. Logosu sadece bundan ibaret. Tasarımda şöyle kenarlarda biraz çizgi var arkadaşlar. Buralar OLED'deki gibi incecik değil veya bazı gaming monitörlerde buralar incecik oluyor ama maalesef bunda öyle değil. E, bu ilk başlarda benim gözüm biraz rahatsız ediyordu açıkçası. Ama zamanla alışıyorsunuz. E, bu bura, rengin siyah olmasının bir avantajı var. Mesela siyah filmlerde veya videolarda siyah bir e, sahne çıktığı zaman burayla bütünleşiyor. Hani televizyon böyle komple simsiyah oluyor. O güzel oluyor. E, televizyonumuz bizim e, TV sehpası var. Ama biz duvara asmayı tercih ettik. Böyle daha güzel gözüküyor. Önceki televizyonumuz TV sehpasının üstündeydi. Ayakları falan çok hoşumuza gitmiyordu. Ee, çok yer kaplıyordu zaten TV sehpasında. O yüzden bu sefer duvara astırdık. Ve böyle daha çok güzel oluyor. Film izlerken falan daha hoş. Göze daha hoş geliyor. Ee, şimdi televizyonun artı ve eksi kısımlarını ben bir liste şeklinde ayırdım. İlk önce artılarından bahsedeceğim. Sonra eksilerine yani sevmediğim özelliklere geçeceğim. Eee listeme bakıyorum İlk sevdiğim ilk özellik kumandası arkadaşlar kumandasının tasarımı şu şekilde altı düz e, pil yuvasının olduğu yer biraz e, çıkışlı eğik ama orası avucunuzun içine denk geldiği için tutuş hissiyatı güzel oluyor e, bu yönden orası rahatsız etmiyor e, kumanda hem şöyle yatay bir şekilde duruyor hem de altındaki düz tasarım sayesinde dik bir şekilde duruyor Hatta ben mağazada bunu televizyonun altında gördüğümde nasıl dikmişler acaba onu öyle filan diye şaşırmıştım. Sonra yakından bakınca olayın aslını öğrendik tabi. <laughs> Kumandası böyle. Şimdi kumandanın üzerinde şöyle bir topçuk var arkadaşlar. Hani mouse'lardaki bilgisayar mouse'larındaki e tekerlek gibi. Ve bu tekerlek e aynı mouse'lardaki gibi hassas. Çok iyi çalışıyor. Bakın resimleri değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Televizyonun kendi deposun deposunda olan resimler arkadaşlar bunlar. Bu şekilde kumandası güzel. Kumandanın üzerinde şurada mikrofon var, mikrofon tuşu var, sesli komut özelliği var, Türkçe sesli komut. Buradan istediğiniz gibi basıp tuta, basıl tutup konuşarak açabiliyorsunuz. Burada yine numerik tuş takımı var. Bu da bence bir pratiklik sağlıyor. İstediğiniz kanala numarasını tuşlayıp gidebiliyorsunuz şurada ses açma kısmı hızlı erişim çubuğu var arkadaşlar şurada ee, yine kanal değiştirme falan diğer şeyler belli zaten netflix Prime'a hızlı erişmek için iki tane tuş var üzerinde ee, gayet kullanışlı bir kumandası var ee, kumandasının mouse hassasiyeti dediğim gibi güzel gayet şöyle bakın hızlı bir şekilde algılıyor şöyle oynatıyorum ee, algılaması güzel bu ee, kumanda da Türkçe ses testini de göstereyim arkadaşlar şöyle biraz basılı tutup YouTube'u açar mısın dediğiniz vakit evet. direkt böyle e, Türkçe sesli komut özelliği olması iyi iyi bir avantaj e, bazı televizyonlarda yok sanırım e, Mesela biz bu televizyonu araştırırken Samsung'un 55TU8500 modeline de bakmıştık. Ee, hem onun kumandası hoşumuza gitmedi benden öyle bir eksi puan aldı. Hem de Türkçe ses desteği yokmuş o yüzden eksi bir puan aldı. Ee, YouTube'da böyle bu e, top sayesinde top mu diyeyim artık ne diyeyim tam bilemedim. İstediğiniz gibi gezinebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ee, kumanda bu şekilde arkadaşlar buradan çıkıyorum. İkinci bir avantaj, televizyonun e, IPS panel olması. E, televizyonun IPS panel olması daha doygun renk veriyor. Renkler daha canlı oluyor. E, bu şekilde ve televizyonda HDR desteği de var arkadaşlar. Şuradan, e, şu kumandadan ayarlar tuşuna geldiğiniz zaman şurada e, resim modu var. Buradan resim modunu ayarlayabiliyoruz. Burada canlı, standart, eko sinema, spor. Mesela sporda çok canlı oluyor. Ee, HDR efekti var. Ama şöyle bir e, özellik var HDR efektinde. HDR efekti sadece desteklediği desteklediği videolarda güzel çalışıyor. Onun haricinde normal kanallarda falan biraz böyle bakın canlı renge göre sarı oluyor gibi yani. Canlı da daha beyaz oluyor, HDR'de sarı oluyor. Öyle. Ee, üçüncü bir sevdiğim özellik bu ürünü arkadaşlar, Apple kullananlar için bir güzellik sağlıyor. Apple'la anlaşmış, AirPlay ve HomeKit destekliyor arkadaşlar. O da benim sevdiğim bir özellik. İsterseniz onu da şöyle göstereyim. Kendi telefonuma geliyorum şuradan, alttan kaydırıyorum. Burada ekran yansıtmayı seçiyorum. Burada direkt televizyonum gözüküyor zaten. Buna basıyorum arkadaşlar. Yansıt yansıtmayı durdur. Yazısını gördüğüm anda yansıtıldığını görüyorum. Ee, bu şekilde şimdi telefonu dik tuttuğum için e, orası da televizyon tam kaplanmıyor ekranı. Ama yan çevirirsem e, mesela bir uygulamaya gideyim. Dosyalar uygulamasına gideyim örneğin. E, şöyle yan çevirdiğim zaman e, televizyonda da yan döndüğünü görebiliyoruz. Ve oldukça hızlı çalışıyor arkadaşlar. Bakın. şöyle Şuradan göstereyim. Oldukça hızlı çalışıyor. Ee, bu benim sevdiğim bir özellik. Bunu televizyon araştırırken görünce baya bir sevinmiştim. o Ne güzel falan diye. Ee, buradan bunu durduruyorum. Yansıtmayı durdur diyorum. Ee, şimdi diğer bir özellik ise arkadaşlar burada e, televizyon Apple'da HomeKit ile çalışıyor demiştim. Burada e, evim uygulamasında bunu ekleyebiliyorsunuz. Mesela buna buradan e, Otomasyon kısmından mesela en son kişi evden ayrıldığında diyor. Buradan bazı otomasyonları ekleyebiliyorsunuz. Ama tabii teknolojiye her zaman güven olmuyor. Ben burayı çok kullanmayacağımı düşündüğüm için otomasyon falan eklemedim. Hani televizyonu ilk aldığımızda bir merak edip buraya bu HomeKit uygulamasını televizyonu tanıttım falan ama. Sonra çok da kullanmadım açıkçası o otomasyonları falan. Mesela evden çıkarken hani kapatabiliyorsunuz televizyonu. Telefon aracılığıyla ama ben genelde e, kumandayla kapatmayı tercih olur, tercih ediyorum. Çoğu kişi de eminim öyle yapacaktır. E, onun haricinde şurada e, denetim merkezinde kumanda ekleyebiliyorsunuz. Buradan da e, televizyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada bir TV seçin diyor. Kare tuşuna bastığınız zaman e, şöyle... Kanal listesi çıkıyor. Buradan mesela sol tuşa bastığınız zaman kanal listesini açabiliyorsunuz. Ortadaki tuşa basıp buradan da televizyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Ama tabi bu çok detaylı bir kumanda değil. Apple HomeKit HomeKit ile kontrol edebiliyorsunuz. HomeKit'in kumandası yani bu. Ama hani hızlı çalışıyor ama çok detaylı bir kumanda değil tabi. Buradan geri gelebiliyorsunuz veya kanalınızla ilgili bilgi, bilgi kanalınızla ilgili bilgi almak için. I e, e tuşuna basabiliyorsunuz haber bülteni varmış mesela şu anda e, bu şekilde burası e, ama çok da detaylı bir kumanda değil açıkçası e, ikinci pardon üçüncü özellik buydu arkadaşlar e, Apple'la sorunsuz bir şekilde çalışıyor hani iPad'inize telefonunuzu bağlayabilirsiniz hızlı bir şekilde çalışıyor e, so bir sonraki artısı da şey arkadaşlar. Şimdi bu televizyonda yapay zeka desteği var. LG'nin Think All diye geliştirmiş olduğu bir yapay zeka hizmeti var. onu da mesela onun uygulamasını da telefonunuza indirdiğiniz zaman. Mesela ben size göstereyim şurada. ben merak edip indirmiştim. Şurada LG Think All var. Buraya geldiğiniz zaman yine burada arkadaşlar tüm LG'nin tüm Akıllı ev ürünlerini buraya ekleyebiliyorsunuz. Televizyonunuzu da ekleyebiliyorsunuz. Ben televizyonu ekledim. Ee, buradan televizyonu şu üzerine tıklayarak kumanda edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bakın buradaki bu şu kare aynı fare imleci gibi çalışıyor. Televizyonunuzu buradan bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Sonra buradan sesini açıp kısabiliyorsunuz. Kanalları değiştirebiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz televizyonunuzu. Ama açarken açamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü televizyonu kapatınca internet bağlantısı kesilmiş olduğu için açarken açamıyorsunuz. Açarken kumandadan açmak gerekiyor. Buradan ayarlara gidebiliyorsunuz. Şu kablo gibi olan e, ikon girişleri gösteriyor. HDMI girişi, AV girişi falan onları gösteriyor. Buradan filmleri durdurabiliyorsunuz. Kumanda edebiliyorsunuz arkadaşlar. LG'nin uygulaması üzerinden. Burası da bu şekilde. Mesela istediğiniz gibi burada Home tuşu falan var. E, home tuşu'nu kullanarak dediğim gibi şöyle ürün hizmetlere gidebilirsiniz. E, bu şekilde bu uygulamayı da böyle tanıtayım dedim. Diğer bir özellik arkadaşlar bu tele... televizyonda şey var Bluetooth ile telefonunuzu veya mobil cihazınızı ekleyebiliyorsunuz ve müzik çalabiliyorsunuz diyelim sizin Spotify, Apple Music veya e, hani bazı müzik premium müzik uygulamaları yok müzik aboneliğiniz yok siz direkt telefonunuza kendi deposuna müzik indirip öyle müzik dinliyorsunuz e, bu durumda hani şey yapabilirsiniz diyelim arkadaşlarınız eve geldi hani bir böyle küçük çaplı müzik açacaksınız veya bir parti gibi bir şey yapacaksınız diyelim orada direkt şu şekilde hani televizyonu televizyonun ayar kısmından bu ev gösterge panelinde ses paylaşma diyor bakın arkadaşlar e iyi altında ses paylaşma buradan sizden mobil cihazınızı şu anda eklemenizi şu anda mobil cihazınızın eklemenizi istiyor mobil cihazınızın ayarlarından Bluetooth kısmına gittiğiniz zaman televizyonunuz burada gözüküyor. Ve buradan hani televizyonunuzun hoparlörünü kullanarak kendi telefonunuzdaki müzikleri açabiliyorsunuz. Eğer Spotify hani Apple Müzik, Apple Müzik sanırım desteklemiyor ama Spotify gibi ürünler kullanıyorsanız buna gerek yok. Direkt Spotify uygulaması yüklü olarak geliyor arkadaşlar. Oradan yapmanız daha kolay olacak. Fakat kullanmayanlar için böyle de bir özellik var. Burada bakın cihazınızın bluetooth menüsünü kullanarak TV'ninize bağlanın diyor. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, buradan çıkıyorum arkadaşlar. Evet diyorum. Şurada mobil cihaz bağlayabiliyorsunuz. Airplay özelliği var. Onu demin göstermiştim. Buradan da isterseniz yapabilirsiniz ayarları. Ses paylaşmayı az önce gösterdim. Girişleri buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ses çıkışı olarak optik arta dahili var Ama optik sanırım kablosu olmadan bir işe yaramıyor. Hani e, mesela optik kablo kullanarak soundbar kullandığınız zaman sanırım o daha faydalı olmuş oluyor. Hani kaliteyi o zaman hissediyorsunuz sanırım. Kendi hoparlöründe bir fark yok gibi. E, USB, Media. Burada evinizde mesela LG'nin akıllı ev aygıtları varsa hani onları buradan ekleyip kullanabilirsiniz diyelim elcinin çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ürünler yıkamasını bitirdiği zaman buraya bildirim geliyor. Öyle buradan o aygıtları ekleyip son güncellemeleri bu televizyonuzda görebilirsiniz. Öyle bir avantajı da var. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bir sonraki şey sevdiğim özellik arkadaşlar hani bütün uygulamalar yerleşik olarak geliyor Hani çoğu uygulama vardı biz bu televizyonu ilk kurduğumuzda daha doğrusu yetkili teknik servis kurduğunda e, YouTube Amazon Amazon Prime video Netflix Spotify bunların çoğu kurulu bir şekilde geldi e, şöyle şunu söyleyeyim arkadaşlar telefonunuzdan da çoğu TV'de var Gerçi bu özellik ama telefonunuzdan e, Mesela ben göstereyim size şöyle. Telefonunuzdan YouTube'a gidiyorsunuz. Çoğu TV'de var. Çoğu herkes de biliyordur bu özelliği ama. Ee, mesela burada bir video açtığınız zaman arkadaşlar. Şu üstteki yayınla butonu var. Bu yayınla butonuna tıkladığınız zaman. O video televizyona aktarılmış oluyor. Kablosuz bir şekilde internet üzerinden. Yani telefonunuzda açtığınız videoyu televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz. Öyle güzel bir özellik. Ee, buradan dediğim gibi Netflix açabilirsiniz, YouTube açabilirsiniz. Televizyonun Home tuşuna basarak. Ee, bütün her şey burada var. Apple TV'den de mesela film kiralayıp veya satın alıp izleyebilirsiniz. O da var. Ben Apple kimliğimi ekledim buraya. Ee, i̇sterseniz şöyle kısaca onu da göstereyim. Apple TV'de de kalite gerçekten güzel oluyor. HDR desteklediği için Apple TV. Oradaki filmlerde güzel oluyor. Bakın az önce videonun başında dediğim gibi siyah olduğu zaman hani gece mesela karanlıkta televizyon bir bütün simsiyah olarak gözüküyor. Göze daha hoş geliyor. Bu bence iyi bir avantaj yani ben seviyorum. Apple TV'de bu şekilde filmler arşiv. Buradan istediğiniz gibi satın aldığınız filmleri izleyebilirsiniz çıkış diyorum arkadaşlar buradan. Ee, arkadaşlar şimdi avantaj televizyonu sevdiğim özellikleri bitti. Şimdi sevmediğim özelliklere gelelim. Sevmediğim özellikler de yine listemden bakarak söylüyorum. Ee, i̇lk sevmediğim özellik dediğim gibi kalın kenarlı tasarım. Hani bunun ince olmasını tabii ki isterdim ama B200 modelinde ince tasarım var. Ama tabii onların fiyatları daha da artıyor. Mesela i̇kinci sevmediğim özellik de şu. Bazen hani IPS panelden olduğu için sanırım bunda bazen tek renk açıldığı zaman böyle ekranın her yerinde aynı renk tonu olmuyor. Renk tonu farklılıkları oluyor. Mesela sadece yeşil bir renk açıyorsunuz ton farkları oluyor. İsterseniz onu da şöyle göstereyim YouTube'dan. Hemen IPS panel testi diyelim. Şey, ölü piksel testi yazacağım mesela sallıyorum. E imleç geliyor. Buraya Ölü piksel test yazıyorum. Ölü piksel testin direkt şurada çıktı. E, mesela bakın şimdi burada bir tane hep aynı renk olan bir video açtım. Heh, bakın arkadaşlar. Hatta telefona daha fazla yansıyor. Mesela televizyonun kenarlarında hani gerçi e, telefona daha fazla yansıyor ama e, şöyle biraz renk ton farklılıkları oluyor arkadaşlar. Bakın hani şu orta kısımlarda mesela şuralarda e, renkler daha açıkken şu kenar kısımlarda renk ton farklılıkları oluyor. Bu benim canımı sıkıyor. Mesela bakın sol tarafta var. Sağ tarafta da var. Bu genelde kenarlarda oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın tek renk olduğu zaman oluyor bu arada bu sadece. Hani renkli bir şey olduğu zaman olmuyor. Bakın yeşile bakın. Ekranın kenarlarında renk ton farklılıklar oluyor. Bu özelliği hiç sevmiyorum. Sanırım bu IPS ile alakalı. Yani siz yorumlarda mesela VA kullanıyorsanız veya TN kullanıyorsanız böyle kötü görüntü oluyor mu? Böyle renk ton farkı oluyor mu? Yorumlarda belirtebilirseniz sevinirim. Ben bu özel hani bu ton farklılığını hiç sevmiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor bu benim. Üçüncü sevmediğim bir özellik televizyon bazen komutlara çok hızlı bir şekilde tepki vermiyor arkadaşlar. Onu da şöyle açıklayayım. Mesela siz buradan e, YouTube'dan çıkıp hemen diyelim ayarlara gideceksiniz veya home tuşuna basıp başka bir uygulamaya gideceksiniz. Burada home, home tuşuna bastığınız zaman şu alt menü hemen açılmıyor veya bazen yavaş şey oluyor. Hani e, yavaş hareket ediyor. Mesela böyle farenin kumandanın imlecini hareket ettiriyorsunuz ama burada geç geliyor görüntü falan. Hani bunu çok sevmiyorum ben. Özellikle hani e, hızlı biraz sabırsız olan insanlar için bu çileye dönüşebiliyor. Ama dediğim gibi nadir oluyor. Çok başıma çok gelmedi. Bir iki kez geldi. Videomda yine bahsedeyim dedim. E, diğer bir sevmediğim özellikle. Sevmediğim özellik demeyeyim de. Olsaydı daha iyi olurdu dediğim bir özellik. Üçte izleme özelliğinin olmaması arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim e, incelemem bu kadar. Televizyon hakkında değerlendirmelim, değerlendirmelerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.